Selam arkadaşlar. Bu dersimizde V-Ray Quick Settings'i inceleyeceğiz. V-Ray Quick Settings, V-Ray 3'ün çıkmasıyla birlikte programımızda dahil oldu. V-Ray Quick Settings, 3D Studio Max programımıza V-Ray plugin'ini yükledikten sonra çıkan V-Ray Toolbar'daki 4. sıradaki ikon ile çalışır. Üzerine tıkladığımız zaman karşımıza menüsü çıkıyor. V-Ray Quick Settings, projemizin içeriğine göre seçim yapabileceğimiz 4 adet farklı hazır sahne ayarı sunar bize. Bunlardan birincisi Exterior, ikincisi Interior, üçüncüsü VFX, dördüncüsü ise Studio Setup'ları. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim. İlk önce Exterior'a bakalım. Exterior dış mekan anlamına gelmektedir. Bu seçenek tüm ayarlarımızı dış mekan render ayarlarına göre düzenler. Çoğunlukla mimari sahnelerde kullanılır. Temel olarak koyabileceğimiz bir adet V-Ray Sun ve Physical Camera ile başarılı bir dış mekan aydınlatmasına sahip olabiliriz. Hemen bu örneği canlandıralım. Benim daha önce derste işlemek için hazırlamış olduğum basit bir villa 3D modeli var burada. Yanında bir tane de V-Ray Plane var. İlk önce V-Ray Quick Settings'i çalıştırıp dış mekanı seçiyoruz. Daha sonra buradan IM artı LC yani Irradiance Map Light Cache sekmelerini ayarlıyorum GI Quality üzerinden. Buradaki setuplara hiçbir şekilde dokunmuyorum. Çünkü test render alacağım için bunları yükseltmenin bir anlamı yok. Şu anda dış mekana göre bütün programın setup'ı hazırlandı. Daha sonra buraya bir tane physical kamera ekleyelim. Kameramızın açısını düzeltelim. Bu şekilde ortalama bir açı. Daha sonra bir adet V-Ray Sun yerleştiriyorum. Şekilde. Daha sonra render tuşuna basıyoruz. Ve bu şekilde gayet net ve başarılı bir şekilde dış mekan renderımız ortaya çıkmış oluyor. Bundan sonra sırada interior'ı anlatalım. Interior iç mekan anlamına gelmektedir. Bu seçeneği seçtiğimizde render ayarlarımız iç mekan sahne ayarlarına göre düzenlenir. Örneğin tek pencereli bir iç mekan veya dışarıdan içeriye güneş ışığı alan bir sahneyi düzenlerken kullanabileceğimiz bir seçenektir. Hemen bununla ilgili olan sahnemizi açıyorum. Bir tane kapalı bir mekan çizdim. Bu şekilde. Ön tarafta yanlarında pencereleri var. Şimdi bunu Quick Settings'ten Interior'ı seçerek bir render'ını alacağım. Bunun için tabii ki bir tane physical kamera yerleştiriyorum. Daha sonra da ışık kaynağı olarak tekrar V-Ray Sun'ı kullanacağım. V-Ray Sun'ın yetersiz kaldığı iç mekan aydınlatmalarımızda tavanımızı spotlar veya farklı aydınlatmalar kullanarak ortam ışığını daha aydınlık hale getirebiliriz. Evet, interior'ı seçtikten sonra sadece render tuşuna basmam yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi hiçbir ayar yapmadan rahatlıkla gayet net bir render oluşturabiliyoruz. Evet, Quick Settings'imizin 3. kısmında ise VFX kısmı oluyor. Bu VFX, Visual Effects kelimelerin kısa adıdır. Türkçesi görsel efektler anlamına gelmektedir. Bu seçenek, render ayarlarımızı görsel efekt çalışmalarını destekleyecek duruma getirir. Örneğin yapılacak olan patlamalar veya yıkılan binalar gibi. Bu seçenekte bir de şöyle bir durumumuz var bizim. Global Illumination yani evrensel aydınlanma devre dışı kalır.
Şimdi bunu da test edebilmek için basit bir animasyon çalışması yapmıştım ben burada. Gördüğünüz gibi dökülen tripodlarımız var. Yine aynı şekilde bir adet physical kameramı koyuyorum. Ondan sonra istediğim bir açıyı ayarlıyorum. Şekilde. Daha sonra aydınlatmalarak bir tane V-Ray Dome Light koyalım. Ve Quick Settings'imizi açıp VFX kısmını seçiyoruz. Ve daha sonra Render'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde animasyonumuzun renderlarını alıyor. Çözünürlük düşük olduğu için de tabii bunun hızlı alması söz konusu. Tripodların aşağı doğru düştüğünü görebiliyorsunuz. Evet, Quick Settings'te son olarak Studio Setup'ı inceleyeceğiz şimdi de. Studio Setup isminden de anlaşıldığı gibi stüdyo ayarları anlamına gelir. Bu seçenek sayesinde oluşturulacak ayarlar koyacağımız aydınlatma sistemi ve kameralar yardımıyla gerçek bir fotoğraf stüdyosunu gerek yapı gerek de aydınlanma olarak birebir taklit edecektir. Stüdyo için ayarlamış olduğum sahnemize gelelim şimdi de. Evet, bu sahnede bir tane sonsuz alan derinliğim var ve bir tane de bir tripodum var. Şimdi burada yapmam gereken tekrardan bir tane physical kamera yerleştirmek olacak. Ondan sonra kamera açılımı ayarlıyorum. Biraz daha yaklaşalım. Daha sonra yine V-Ray Dome Light koyuyoruz. Genelde ben bu V-Ray Dome Light'a texture kısmında Studio Render alacaksam HDR stüdyoları için hazırlanmış olan HDR Remap'ler koyuyoruz. Bunu bayağı profesyonel bir şekilde aydınlatma sağlamış oluyor. Ama şu an biz sadece Quick Settings'i anlattığımız için bunu başka bir dersimizde detaylı olarak inceleyeceğiz. Quick Settings'e geliyorum ve buradan Studio ayarını seçiyorum. Daha sonra Render'a basıyorum. Evet, ışığımız biraz kuvvetsiz kaldı. Hemen ışığımızın şiddetini arttıralım. Biraz da arttıracağım. 30 yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde Studio Render'ımız da ortaya çıkmış oldu. Quick Settings ile ilgili bunların dışında bilmemiz gereken sahne seçimimizi yaptıktan sonra karşımıza yükseltip alçaltabileceğimiz 3 tane ayar çıkıyor. Gördüğünüz gibi GI Quality, Shading Quality ve AA Quality olarak. Bunları arttırdığımız zaman yüzdeleri artar. Bu şekilde. Evet, bu ayarları yükselttikçe render kalitemiz artıyor. Düşürdüğümüz zaman da render kalitemiz bozuluyor. Tabii şöyle de bir durum var. Kalite arttıkça render süremiz uzar. Kalitemiz düştükçe de render süremiz azalır. Şimdi bunlardan birincisi GI Quality'ye değinelim biraz. GI Quality Global Illumination, yani evrensel aydınlatma kalitesi anlamına gelir. Buradaki yüzdeyi arttırdıkça sahnemizdeki ışık kaynaklarının ayar kalitesi artar. Ve ayrıca GI Quality bünyesinde bize farklı GI motorları ile kombinasyon yapma şansı verir. Bunlar Irradiance Map, Brute Force ve Light Cache'tir. Ben genellikle Irradiance Map ve Light Cache kullanıyorum ve bunu öneriyorum size çalışmalarınızda. Bunlardan ikincisi Shading Quality. Shading Quality de gölgeleme kalitesi anlamına gelir ve bu ayar gölgeleme efektlerini hesaplamak için
Kaç tane ışını kullanacağını denetler. Bu görüntü örnekleyici doğrudan minimum gölgeleme oranı parametresiyle doğrudan ilişkilidir. Üçüncü ayarımız ise AA quality, yani açılımı anti-aliasing quality. Türkçesi ise kenar yumuşatma kalitesi olarak çevrilir. Tam olarak ortaya çıkan dijital görselin farklı tonlarda piksellere sahip olan bölgelerin kenarlarında ara tonlara sahip pikseller oluşturmasıdır. Bu da görüntülerin daha kusursuz ve daha yumuşak bir hal almasını sağlayacaktır. Bunun dışında Quick Settings menümüzde bize iki çeşit görüntü oluşturma seçeneği sunulur. Bucket ve Progressive olarak seçim yapabiliriz. Aralarındaki fark ise Bucket Rendering işlemini gerçekleştirebilmek için küçük kutularla kare kare ilerleyerek işlem yapar. Progressive Rendering ise görüntüyü tam ekran olarak oluşturur. Başlangıçta ön izleme gibi oluşan görsel gitgide detaylanır ve netleşir. Hemen bunları deneyebiliriz. Hızlıca görebilmek için çözünürlüğümü küçültüyorum. Evet, şu an bucket olarak render alıyorum. Gördüğünüz gibi kutucuklar şeklinde render vakti yoruyor. Progressive olarak aldığım vakit ise hiçbir şekilde kutular oluşmuyor ve görsel ön izleme olarak başlıyor ve daha sonra gitgide görsel kalite artıyor ve detaylanıyor ve netleşiyor. Öğrendiğiniz bu şekilde bitiyor. Bunun dışında son olarak Quick Settings menümüzün bize bir preset özelliği veriyor. Şu kısımda 3 nokta düğmesine basarak yaptığımız olan ayarları kaydedip isimlendirip daha sonra da preset kısmından tekrar geri çağırabiliyoruz. Evet, Quick Settings sayesinde bir sürü parametreni ayarlamaktan kurtuluyoruz ve hızlıca istediğimiz dış mekan, iç mekan, stüdyo tarzı renderları alabiliyoruz. Quick Settings bu şekilde. Konu hakkınızdaki tüm soruları bana sorabilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerinden tüm yorumlarınızı yanıtlamaktayım. Eğer bu dersi faydalı bulduysanız diğer derslerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.